Yatırım Kulübü'nden herkese merhaba efendim. Borsa İstanbul tarafındaki pozitif seyir devam ediyor. Biraz Viyop tarafını konuşacağız. Ebru Usta stüdyomuzda Bloomberg HT Para ve Sermaye Piyasaları Müdürü Ebru, hoş geldin. Hoş bulduk Gözde. Şimdi dün biraz piyasada aslında satış baskısı vardı ama bankalar pozitif ayrışıyordu. CDS'de ciddi bir geri çekilmeyi hep konuşuyoruz. Özellikle son dönemdeki işte dış politikadaki gelişmeler, bir yandan para politikası vesaire derken pozitif seyir. Şimdi en çok beklediğimiz şey tabii dışarıdan sermaye akışı, doğrudan yatırım ya da sermaye akımları olarak bunları takip ediyoruz. Viyop için nasıl bir görünüm var an itibariyle? Aslında Viyop'ta negatif bir görünüm vardı ama şu an artıya geçtiğini söyleyelim. BIST 100 endekste sınırlı artıda bir açılış yaptı. Sınırlı artıların biraz daha alımlara yöneldiğini görüyoruz. %0.8 spotta, Viyop'ta da %0.34'lük artılar var. Dün bir miktar kar realizasyonları oldu. Bankacılık endeksi pozitif ayrıştı. CDS'de evet geri çekilme 441 bas puana kadar gelmiş durumda. CDS'deki her geri çekilme bankacılık endeksine, yurt dışı borçlanmaların maliyetinin düşmesine neden olduğu için pozitif yansıdığını söyleyebiliriz. Yılbaşından bu yana baktığımızda BIST 100 endeksinde artılarda %15'e ulaşmış durumda. Yılın ilk aylarında o geri çekilmelerin artık pozitife döndüğünü, TL bazında da %15'lik bir artı olduğunu söyleyebiliriz. BIST 100 endeksi için söylüyorum. Dolar bazında ise hala %16, %17'lik eksideyiz. Onu da ekleyelim. Bugünün gündeminde öne çıkan bir veri yok. Şu an için bu haftanın genelinde de öyle. Gelecek hafta önemli gündem maddeleri var. Bunun biraz beklentileri satın alınıyor şu an itibariyle. Gelecek hafta Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Körfez ziyareti var 17-19 Temmuz'da. Buna odaklanmış durumda piyasalar. Buradan gelebilecek döviz girişine odaklanmış durumda. Döviz girişi ve doğrudan yatırım miktarıyla ilgili konuşulan piyasada senaryolar var. 30 milyar dolar deniyor. Bazı ülkelerden 15 milyar dolar deniyor. Ama gelecek haftanın önemli gündem maddelerinden bir tanesi bu. Bir diğeri de Perşembe günkü Merkez Bankası PPK kararı. Faiz artırım beklentileri var. Çünkü kademeli bir yukarı yöne işaret etmişti Merkez Bankası da. %15'lik faizin nereye geleceğiyle ilgili soru işaretleri var. Bir de son dönemde kur artışı ve KDV düzenlemeleriyle birlikte enflasyonda beklentiler yukarı yönlü. 27 Temmuz'da da Merkez Bankası'nın enflasyon raporu toplantısında yeni Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan'ın açıklamalarıyla birlikte enflasyonda ne seviyelerin hedeflendiği, çünkü en son Merkez Bankası'nın toplantısında Mayıs başındaki toplantıda %22'lik yıl sonu enflasyon hedefi korunmuştu. Ama evet, şu an beklentiler daha yüksek seviyelerde. Bizim son anketimizde de %45'lik bir enflasyon vardı. Ama son düzenlemeler sonrası genel piyasa beklentisi %50'lere yükselmiş durumda. Buradaki revizyon olasılığı gelecek haftalarda 27 Temmuz'daki toplantıda takip edilecek. Bizim hisse detayında Viyop'umuza bakalım istersen. Çünkü bazı hisseler öne çıkıyor. Bazı aracı kurumlardan, yabancı kurumlardan revizyonlar var bu sabah itibariyle de. Anadolu Efes hissesinin %0.73'lük ekside olduğunu görüyoruz. Bankalar tarafında Akbank pozitif ayrışmaya devam ediyor. %1.4'lük, 1.5'luk artısı var. Alarko tarafında da artılar görüyoruz. Arçelik hissesi gelecek hafta bilanço sezonunun açılışındaki ilk hisse olacak. İlk hisse, evet. 21 Temmuz'da. Arçelik'le ilgili bugün JP Morgan'dan da tavsiyenin nötrden ağırlık artıra güncellendiğini söylemiştik biraz önceki piyasa masası programında. Bugün de pozitif ayrışıyor %3.3 artıda. BİMAŞ hissesinde sınırlı alımlar var %0.3. Dohol %1 artıda. Enerjisa %2.5 artıda. Enka İnşaat'ta %0.57'lik bir artı var. Ford Otoy %1 ekside. Garanti Bankası, Akbank gibi %1.77 artıda. Halkbank %0.17 negatif tarafta. İş Bankası'nda C hissesinde %0.67 artıda olduğunu söyleyelim. İş GEO'da da %57'lik artı var. Koza A ve Kozal hisseleri sınırlı negatif tarafta. Kardemir hissesi %0.26 gibi sınırlı pozitifte. Migros %0.6 artıda. Odaş hissesi negatif ayrışanlar tarafında Viyop'ta. Petkim'de %0.61'lik artı var. Pegasus bu sabah itibariyle iş yatırımın en çok önerilenler listesine eklendi. %2.3 artıda.
Sasa %0.8 eksi de, Şekerbank %0.3 gibi sınırlı artıda, TAV Havalimanları %0.76 artıda, Tüpraş tarafına bakalım istersen. Tüpraş'ta da bu sabah itibariyle HSBC'den bir rapor geldi. %0.62 eksi de, her ne kadar hedef fiyat yukarı güncellense de şu anki seviyelerin çok altında bir hedef fiyat var ve sat tavsiyesi korunmuş HSBC tarafından. Yapı Kredi Bankası da %0.5 artıda gözde. Evet, genel görünümde aslında Borsa İstanbul'da pozitif seyrin de korunduğu bir ortam var. Yine devamını konuşacağız Ebru, çok teşekkürler. Şimdi Asya piyasalarındaki son durumu alacağız. Tek platform, tüm dünya. Philip Capital sunar. Bloomberg KT Asya temsilcisi Sadi Kaymaz. Sadi, hoş geldin. Neler aktarırsın bugün için bizlere? Gözde, hoş bulduk. Tabii yemyeşil ekranlar aktaracağım ben de buradan Asya tarafından. Şimdi döviz tarafına baktığımızda, tahvillere baktığımızda, emtialara, özellikle bazı metallere bakarsak ve de bir hisselere bakarsak bugün hepsi Asya'da topluca yükselişte. Tabii sebebini sen de üzerinde duruyorsun. Yan olarak Amerikan enflasyonundaki yumuşaklık risk iştahını açmış durumda. Tabii tek etken bu da değil, başka bazı etkenler var. Örneğin Çin'de dış ticaret verileri kötü geldi, beklentilerden kötü geldi. Kötü veri sanki daha iyi yorumlanıyor. Detaylarını merak edenler için hemen aktarayım. İhracat tarafına baktığınızda %10 daralma beklenirken %12.4'ü buldu. Yine ithalat tarafına baktığımız zaman orada da daralma %6 bekleniyordu ama %6.8 oldu. Kısaca iki tarafta da beklentilerden kötü bir görünüm var. Tabii ihracatın yanı sıra ithalatın üzerinde de şöyle durmakta fayda var. İç talepteki zayıflığı gösteriyor. Çin'in daha beklenenden de kötü ithalat verileri. Onun dışında bir başka önemli gelişme daha var ki o da çok Hong Kong'a destek oluyor. Bu hafta Asya borsaları içerisinde en iyi performansı Hong Kong gösteriyor. Orada da itici güç büyük teknoloji şirketleri. Çünkü Çin'in özellikle Alibaba gibi, Tencent gibi büyük şirketlere karşı biliyorsun bir baskı politikaları vardı. Bu şirketler 2-3 senede çile çekiyorlardı ama bu çilenin bittiğine ilişkin pek çok işaret var. Örneğin geçen hafta Alibaba'nın finansal teknoloji kolu Ant'a bir ceza verilmişti ama bu cezayla da birlikte de bir soruşturmanın bittiği ilan edilmişti. Dün de Çin Başbakanı büyük teknoloji şirketleriyle buluşmuş. Bu şu açıdan önemli Gözde. Geçtiğimiz 3 senede yerel yetkililer bile, parti yetkilileri bile şirketlerle buluşmaktan korkuyordu. Çünkü ÇKP'nin şöyle bir politikası vardı. Biz iş dünyasıyla siyaset dünyası arasındaki tırnak içerisinde uygunsuz ilişkileri yok edeceğiz diyorlar. Dolayısıyla iki taraf birbirinden korkuyordu ama Çin Başbakanı da bana sorarsan gereken mesajı verdi bundan sonra. Velhasıl lafı uzattım. Çin teknoloji şirketlerinde çilesi bitmiş gibi. Bu da tabii ki Asya hisselerine, özellikle Çin teknoloji hisselerine destek oluyor. Çok teşekkür ediyoruz. Tek platform, tüm dünya. Philip Capital sundu. Şimdi Gedik Yatırım, Gedik Yatırım'dan yatırım danışmanlığı müdür yardımcısı Eda Karadağ konuğumuz. Eda, hoş geldin. Neler aktarırsın, ne dersin bugünkü piyasa görünümüne ilişkin? Merhabalar Gözde, iyi yayınlar diliyorum. Borsa İstanbul'da aslında hafif alıcılı bir açılışla güne başladık. 6400 puan seviyesinin üzerinde hareketini koruyor. Dün özellikle aslında biraz öğleden sonra 6410 puanları gördük. Yani yeni zirvesini test etti. Kapanışında aslında 6342'den gerçekleştirdi. Yani gün içerisinde oynaklığın hala yüksek olduğunu, kısa vadede düzeltme hareketleriyle karşılaştığımızı görüyorum. Ama ana resme baktığım zaman aslında hala yukarı yönde eğimini koruyor. Dolayısıyla gün içerisinde oynaklıklar yine devam edecektir. Kâr satışları gelecektir ama çok ciddi, olağanüstü bir haber akışıyla veya bir gelişmeyle karşılaşmadığımız müddetçe açıkçası Borsa İstanbul'da yukarı yönde eğimin korunabileceğini düşünüyorum. Yani önümüzdeki günlerde, hatta birazdan da galiba bir zirve seviyesini test edecek. Yeni zirveleri test etmesini beklemek mümkün olacaktır. Tabii ki bunu destekleyen faktörler var. Diğer yanda bilanço sezonuna yönelik beklentiler de haliyle bu pozitif
desteği sağlıyor. Önümüzdeki günlerde bilançolar açıklandıkça hisse ve sektör bazı ayrışmalar daha da hissedilecektir. Sektörel anlamda bakıyorum şu an için günlük bazda. Neredeyse tüm sektörler Borsa İstanbul'a eşlik ediyor ama tabii ki ana sektörler bizim için biraz daha önemli. Özellikle bankalar %2'ye yakın artıda, yani bankacılık endeksindeki görünüm aslında Borsa İstanbul'un yükselişini desteklemeye devam edebilir. Holdingler, ulaştırma olsun, onlarda da getirisi %1'in üzerine gelmiş durumda. Yani şu an için pozitif bir piyasa var. Dışarıya bakıyorum. Dışarıda da zaten biraz daha iyimser bir tablo söz konusu ama biz tabii ki dışarıyla korelasyonumuz zayıf olduğu için dolayısıyla kendi iç hikayemizle en azından bu iyimserliğin devam ettiğini gözlemliyorum. Veri takvimi açısından bugün zaten sakiniz. Dolayısıyla veri bazlı bir harekette beklemeyiz. Yine belki siyasi taraftan gelecek olası açıklamalar gündemde olabilir. Malum bu hafta NATO liderler zirvesinde özellikle Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yapmış olduğu açıklamalar biraz daha piyasaları desteklemeye devam etmişti. Şimdi önümüzdeki hafta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan aynı zamanda Hazine ve Maliye Bakanı ve Merkez Bankası Başkanı ile birlikte Körfez ülkeleri ziyareti olacak. Yani dolayısıyla uluslararası arenadaki ilişkilerimiz de aslında piyasaların seyrini etkilemeye devam edecektir. Toparlayacak olursam ana resimde yukarı yanda eğimin korunacağını düşünüyorum Gözde. Çok teşekkür ediyoruz Eda Karadağ. Kısa bir ara, aranın ardından devam edeceğiz. Yatırım Kulübü'ne kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bugün bizlere iş yatırım ekonomisti Dağlar Özkan eşlik edecek. Hoş geldiniz yayına. Merhaba, hoş bulduk. Çok teşekkür ediyorum. İçeride enflasyonist dinamikleri konuşmaya devam ediyoruz. Bir yandan parasal sıkılaşmanın aslında sürdüğü ya da süreceğine dair beklentilerle, bir yandan da tabii kurdaki baskı devam eder mi? Bunu anlamaya çalışıyoruz. Dışarıdan kaynak aktarımı ne ölçüde yardımcı olacak? Tüm bunları borsa dinamikleri açısından da dilerseniz birazdan konuşuruz. Öncelikle tabii bu haftanın gelen önemli verileri içeride cari dengeydi. Biraz oradan başlamak isterim. Orada tabii kronikleşmiş sorunlarla birlikte hem altın ithalatı tarafı tabii dikkat çekiyor ama önümüzdeki dönemde acaba bu ne kadar bize kur tarafında baskı yaratacaktır? Nasıl değerlendiriyorsunuz bu görünümü? Cari denge verisi Mayıs ayına yönelik geldi. Dolayısıyla zaten çok kötü gelmesini bekliyorduk. 7.9 milyar dolarlık cari açık bizim beklentimizden de biraz daha yüksekti. Biz 7.5 bekliyorduk. Ama yani klişe tabirle bu en kötünün sonu. Yani bundan sonra göreceğimiz cari açık verileri daha iyi olacak. Haziran ayında biz sıfır cari açık, belki ufak bir fazla bekliyoruz. Yarım milyar dolara kadar yükselebilecek, turizmin gidişatına bağlı. En kötünün sonuna geldik orada. Çünkü aslında Mayıs ayı özel bir aydı. Seçim ayı, kur artmadan şirketler ham madde stoklarını yapmak, ithalatlarını öne çekmek istediler. Kişiler de elektronik alımlarında ithal mal alımlarını öne çektiler. Yurt dışına gidenler oldu, tatillerini öne çeken kur artmadan. Dolayısıyla biraz fazla şişmiş bir ithalat vardı. Gelecek ithalatın da bir kısmı öne çekilmişti. Sonra Haziran verisine bakıyoruz. İthalatın ihracattan çok daha hızlı düştüğünü görüyoruz. Ciddi bir baskılanma var. Ve de muhtemelen cari açıkta Haziran ayında ufak bir fazla ya da sıfır dengeli bir cari denge göreceğiz. Önümüzdeki aylarda da ben cari dengenin çok bozulmasını beklemiyorum. Gerek kurun artmış olması, gerek yavaş yavaş da olsa para politikasının sıkılaşması bu unsurlarla. Bir de bunların yanına son günlerde biraz bozulmuş olsa da enerji fiyatlarındaki düşüşü ekleyebiliriz. Yani yıl geneli için ben 40-41 milyon milyar dolarlık bir açık bekliyorum. Şu an zaten 37 civarında olduğumuzu düşününce önümüzdeki aylarda çok sınırlı bir yılın ikinci yarısında çok sınırlı bir açık bekliyorum. Evet, belki de dediğiniz gibi en kötüsü geride kalmış olabilir tabii. Burada turizmin de desteği olacak. Önümüzdeki özellikle aylar için biraz sezonun da uzaması vesaire bekleniyor. Şimdi içerideki koşullarda özellikle tüketim kanallarını nasıl değerlendiriyorsunuz? Bunu sormak isterim. Malum hani şu anda bir soğuma isteniyor ama bir yandan da tabii işte ücret zamları yapılıyor.
Dolayısıyla önümüzdeki dönemde hani bu özellikle seçim öncesinde işte kur baskılanınca biraz talepler de öne çekilmişti. Daha sonrası işte fiyat artışlarının olabileceği etkisiyle mesela bugün gelen perakende satışlar verisinde de aslında yine canlılık olduğu görülüyor. Mayıs ayı verisi için. Ama tabii önümüzdeki günlerde kredi kanallarında da bir daralma olduğu görülüyor. Nasıl dengelenecek sizce? Yani burada para politikasında sıkılaşmanın devam etmesi gerekiyor. Yoksa yeterince dengelenmez. Gelir politikasında genişleyici olmaya karar verilmiş. Tüketimi destekleyecektir bu. Ve de biz asgari ücret zammını da biraz daha düşük bekliyorduk. Yani %25, belki en fazla 30, %34 biraz yüksek geldi. Kamu memur tarafında maaşı belli bir seviyesinin altında kalanlara çok yüksek bir zam yapıldı. Dolayısıyla gelirler politikasında enflasyonist bir etki var. Bunu dengelemenin en iyi yolu ve bence şu an sıkılaşma, enflasyonla mücadelenin en iyi yolu para politikasında sıkılaşmanın devam etmesi ve beklenen enflasyon seviyelerine gelmesi. Bunun için de bu ay 500 puan faiz artışı en azından gerekli. Ve önümüzdeki ayda bir 500, yani 2 ayda %25'e çıkmamız gerektiğini düşünüyorum. Ancak para politikasında istikrarlı bir artışla soğuma sinyali, daha doğrusu işlerin soyacağına yönelik, iç talebin baskılanacağına yönelik daha net bir sinyal gelebilir. Bunun en önemli adım olacağını düşünüyorum. Çünkü bütçe tarafında bütçe disiplini için atılan adımlar enflasyonu artırıcı kanalların ağırlıklı olduğu bir şekilde yaşandı. Dolayısıyla en önemli konumuz bizim para politikası. Evet, burada dediğiniz gibi son vergi artışlarının da neticede önümüzdeki günlerde enflasyonist etkileri zaten direkt olarak hani fiyatlara da neticede yansıtılıyor. Tek tük bizim konuştuğumuz bazı sektörlerde biz karlarımızdan biraz feragat edeceğiz, yeni zamlar yapmayacağız dense de işte özellikle temizlik ürünleri gibi kategorilerde böyle tabii işleyişler oluyor. Bunun mesela borsa açısından görünümü nasıl etkilemesini bekliyorsunuz iş yatırım olarak? Yani borsa açısından aslında biz iyimseriz. Yani zaten son iyi haberler bir miktar satışla karşılansa da, yani iyi haberde satmış olsa da yatırımcı, borsada iki senaryo var. Ya eğer düzgün bir para politikasında sıkılaşma sürdürülürse, TL cinsi geliri olan işte telekom sektörü, bankalar, bir nebze holdingler bu tarafın iyi gittiğini görmeye devam edebiliriz. Belki perakende. Ve burada yabancı katılımı da olabilir. Yani iki toplantı üst üste 500 bas puan artış olursa yabancıyı da konuşuruz. Diğer alternatif yerlilerle döviz geliri olan şirketlerin alınmaya devam edilmesi. Orada kurun son günlerde yavaşlamasıyla bir ivme kaybı oldu. Ama eğer para politikası yeterince sıkılaşmazsa ve yerel seçimleri kadar hem gaza hem frene basılacaksa hem de gaza da biraz daha çok basılacaksa ekonomide, özellikle sonbahardan itibaren, bu durumda yine reel varlık için borsaya giden yatırımcının devam ettiğini görürüz. Dolayısıyla biz iki kanalla da borsanın kötü bir alternatif olmadığını düşünüyoruz iki senaryoda da. Her halükarda da enflasyonun yüksek kalacağına ilişkin tabii ki tahminler değil mi? Burada yine öncelenecektir. Çünkü reel getiri arayışında yine aslında opsiyon anlamında hani Borsa İstanbul'da sanki görece daha fazla fırsat yaratan bir ortam olduğu savunuluyor. Öte yandan yıl sonu enflasyon beklentileri için tabii kurun dinamikleri de önemli. Kurla ilgili olarak seviye tabii sormuyorum ama nasıl bir dengelenme süreci bekliyorsunuz? Yani burada hani yavaş yavaş artık 26 seviyelere alıştık ama mesela birkaç gündür kademe kademe böyle minik hareketlerle de olsa kurda aslında yükselişin sürdüğünü görüyoruz. İçeride mesela yerlinin döviz talebi hız kesmiş olsa da KKM gibi bir enstrüman da aslında mevduatların dolarize olduğu da biliyorsunuz bu eleştirilerde hep gündemde. Ne dersiniz? Yani kurda temel risk hazinenin borçlanma limitlerinin artırılmış olması, seçimden önce yeniden bir genişleme işareti, bir endişesi yaratıyor.
Bir de eğer para politikasında adımlar istediğimiz kadar yüksek olmazsa kur tarafında risk yukarı yönlü. Biz 26'ydı, 28'di yıl son tahminimiz. 20, 30'a çıkardık bu son borçlanma limitinin yukarı çekilmesiyle. Ve de orada bir artışın istikrarlı ama daha düzenli bir artışın önümüzdeki aylarda başlamasını düşünüyorum. Başlayacağına inanıyoruz. Özellikle yaz ayları geçtikten sonra kur biraz daha hızlı gidebilir. Buna paralel olarak biz enflasyon tahminimizi de aslında yukarı çektik. %45'ti, %49'a çıkardık. Hem KDV düzenlemelerinin etkisi var bunda hem de kur tahminimizin artmış olmasında. Dolayısıyla ikisi de beraber yukarı geldi. Buna paralel olarak birçok şirkete yönelik değerlemelerimiz de arttı. Özellikle holdinglerde değerlemelerimiz son dönemde %40'ın üstüne çektik birçok holdingde. Benzer şekilde hava yollarında değerlemelerin arttığını görüyoruz. Bu alanlarda enflasyon ve kurun beraber artmış olması değerlemeleri yukarı ittiriyor. Ve yine reel varlık olarak yatırımcının önemli bir kısmı borsaya gelecektir. Evet, burada peki önümüzdeki döneme ilişkin tabii küresel dinamikleri de biraz konuşmak lazım. Yani yabancı sermaye çünkü ne kadar bir yön arıyor, özellikle bu sıkılaşma döneminin devamı ne kadar gelecek? Belli başlı sınırlı ülkelere sadece işte para akımının olduğunu konuşuyoruz ama tabii Türkiye'de bu anlamda mesela borsada ciddi bir fırsat olduğu da belirtiliyor. Yani FK oranlarından zaten hep bunu işte konuşuyoruz, bahsediyoruz, biz de sormaya çalışıyoruz ama ne dersiniz? Yani orada mesela dün gelen veriler, bugün mesela üfeyi takip edeceğiz ABD'de. Genel bir görünüme ilişkinde bir değerlendirme isterim. Yani Türkiye'ye hisse tarafına yabancının gelmesi para politikasını nasıl düzenlediği ile alakalı. Eğer para politikasında net bir sıkılaşmanın istikrarla sürdürüldüğünü görmezlerse fazla yararlanamayız şu an oluşan iyimser ortamdan. Ancak nasıl yararlanırız o senaryoda da? Hazine bir miktar CDS'lerin gerilediğini görüyoruz son dönemde. Hazine bir ihaleye çıkar ve biraz ülkeye döviz girer. Özellikle Euro tarafındaki kıymetlerde bir sıkılaşma olduğunu görüyoruz son dönemde. Bir 5 yıllık Euro cinsi Euro tahvil ihracına hazine çıkabilir önümüzdeki dönemde, önümüzdeki aylarda. Eğer Amerika'daki bu iyimserlik sürerse. Dolayısıyla oradan bir olumlu katkı görebiliriz ama borsa için yine konu para politikası. O yüzden PPK'yı bekleyeceğiz orada. Türkiye genelde bu tarz ortamlardan yani Amerika'da faiz artışının sonuna gelindiğine dair düşüncelerin çok kuvvetlendiği ortamlardan biraz daha sınırlı etkilenen bir ülkedir. Daha para politikasını ortodoks yönettiği dönemlerde de. Bir de bununla beraber likiditenin de bir miktar gerilediğini görüyoruz zaten bir süredir. Küresel likiditesin. Dolayısıyla çok büyük bir giriş hiçbir senaryoda öngörmüyoruz. Ama eğer para politikasında net adımlar atarsak yararlanırız ve uzun süredir yabancının olmadığı bir ortamda bu anlamlı sonuçlar verir diye düşünüyorum. Ama Amerika'da da zaten biraz da beklentiler üzerinden oluşan bir iyimserlik var. Yani Temmuz ayında muhtemelen yine faiz artıracaklar ve çok net bir ya hala dikkatli duruyoruz mesajı verecekler. Jackson Hole toplantısında Ağustos sonunda daha net bir şekilde ilan edilebilir Amerika'da faiz artışlarının sonuna gelindiğini ve de artık yavaş yavaş bir süre sabit tuttuktan sonra belki 2024'te faiz indirimine gidilmesini bekleriz. Genel anlamda böyle görüyorum tabloyu. Evet, burada tabii özellikle Avrupa'yı da yakından takip ediyoruz. Neticede onlar biraz daha sürece geç dahil olmuşlardı ve önümüzdeki dönemde Avrupa pazarı da bizim için tabii ki çok kıymetli olduğu için isterseniz orayı da biraz konuşalım. Özellikle çünkü ihracat kanallarında içeride bizde kurun hani sabit tutulduğu ya da yatay tutulduğu diyelim o dönemde ihracatçı çok olumsuz etkileniyordu. Bunu özellikle mesela halen daha işte tekstil sektörü gibi sektörler geldiğinde de yayınlara duyuyoruz, dinliyoruz. Bu anlamda mesela görünümde bir iyileşme
Hani kur etkisi mi dersiniz veya işte en kötüsü geride kaldı küresel tarafta mı dersiniz? Nasıl görüyorsunuz bu anlamda? Küresel tarafta Avrupa'nın yavaşladığını görüyoruz ve burada bir miktar endişeliyiz. Bu bizim büyümemizi de cari dengemizi de olumsuz etkileyecek bir faktör. Özellikle büyüme tahminimizi %4 büyüme bekliyorduk bu yıl. Gerek içeride gerek dışarıdaki Avrupa'daki faktörler bunun üzerinde ciddi aşağı yönlü risk oluşturuyor. Önümüzdeki aylarda aşağı çekebiliriz. Avrupa'da imalat sektörüne dair göstergeler son aylarda zayıflıyor. Özellikle ekonominin kalbi olan Almanya'da. Bu da bizim için çok iyi bir ortam değil. Parite etkisiyle bir miktar geçici bir avantajı var Avrupa'nın. Ama bunun da çok uzun soluklu olmasını beklemiyorum. Amerika'daki son veriden sonra sıkı para politikasının sonuna gelindiği mesajıyla, sinyaliyle Euro'nun güçlendiğini gördük ABD dolarına karşı ama ben Avrupa'nın bu zayıflayan ekonomik ortamda elinin Fed kadar rahat olmadığını, yani biraz daha bekleme ve dikkatli durma konusunda Fed kadar rahat olmadığını ve Fed'den önce indirmeye başlamak durumunda kalabileceğini düşünüyorum. Dolayısıyla Euro'nun değerlenmesi de muhtemelen geçici bir gelişme. O taraftan da çok yüksek beklentilere girmemek lazım. Ama büyüme tahminimizi, ihracatımızı etkileyecek önemli bir konu ve veriler maalesef son dönemde çok iyi değil. Avrupa ekonomisi bir anda yavaşlarken içeride de sıkılaşma önlemleri istikrarlı atılırsa para politikasında büyüme tahminimizi %3, 3,5 bandına belki 3'e indirmemiz gerekebilir. Peki iç tüketim koşullarında nasıl bir seyir beklentiniz var bundan sonrası için? Hem yapılan zamlar ya da enflasyonist ortama ilişkin bundan sonrası ters bir etki görme olasılığımız ne kadar var? Yani iç tüketimde bir yavaşlama hafif gördük. Ben bunun daha doğrusu Mayıs perakende satış verisinde gözükmüyor elbette. O seçim öncesi bir veri ama Haziran-Temmuz'da bir nebze yavaşlamış olabileceğini anlıyoruz. Önümüzdeki dönemde de ben yılın ilk yarısına kıyasla ya da yılın ilk çeyreğine kıyasla diyeyim daha zayıf gidebileceğini düşünüyorum. Özellikle faiz artışı devam ederse. Burada kredi kartı harcamaları önemli bir faktör ve politika faizini arttırınca burada o çok otomatik bir artış oluyor. Bunun sürmesi iç tüketimi biraz baskılar. Ama ithal nihai ürün tüketiminde zaten bu kur artışı bir otomatik dengeleyici etki yarattı. Ve de burada bir nebze bir yavaşlama var. Zaten içeriye yönelik ürün satan sektörler iç piyasada yavaşlıyoruz diyorlar. Siparişler düşüyor. En belirgin zayıflık kalemi içeride ve ihracat tarafında da siparişler Temmuz reel sektör güven endeksi ve Haziran reel sektör güven endeksi ve Temmuz'a dair öncü göstergelerde bir nebze zayıfladığını görüyoruz. Yani iki tarafta da yavaşlayan bir ekonomi olduğu için eğer sıkılaşmanın devamı gelirse bu da teyit edileceği için büyüme üzerinde iki tarafta da aşağı yönlü risk var. Bu borçlanma limitinin artırılmasıyla son çeyrekte yeniden güçlendirmek isteyebilir ekonomi yönetimi yerel seçimlere yaklaşırken. Ve o dönemde muhtemelen dördüncü çeyrek biraz daha güçlenme görebiliriz. Peki bu bütçe dinamikleri adına nasıl bir tablo çıkarır? Yani bizde çünkü vergi gelirleri özellikle tabii tüketime çok endeksli olduğu için o tarafı nasıl değerlendiriyorsunuz? Orada oranların artırılmış olması zaten bir alan açıyor. İşte KDV önlemlerinden 30 milyar liralık ek bir finansman, bütçe finansmanı bekleniyor. Onun dışında ilave adımlar da gelecektir bütçe için. Yani KDV'deki artışa ve kurumlar vergisindeki artışın dışında adımlar atılması gerekecek diye anlıyoruz. Bunların başında konuta yönelik bir düzenleme olabilir. Tabii konuta yönelik düzenleme birçok kesimde bir ürperti yaratıyor konut sahibi kesimde ama Türkiye 2010'dan bu yana baktığımızda reel anlamda resmi TÜFE verisi ve kur resmi TÜFE verisi ve resmi konut fiyatları üzerinden hesapladığımızda
2010'dan bu yana en çok reel olarak konut fiyatlarının arttığı ülke. Böyle bir ülkede de konut tarafına yönelik bir vergi düzenlemesi yapmak daha mantıklı ve daha adil gözüküyor. Dolayısıyla ben buradan bir bütçeye destek olacak bir adım bekleyebilirim. Bunun dışında bir de ÖTV üzerinden, otomobilde ÖTV üzerinden bir adım gelebilir. Yani dar gelirli kesime yönelik ilave, onların tüketimini baskılayacak yeni adımlar yerine daha otomobil ve konut gibi varlıklar üzerine yeni vergiler gelebilir. Bu da bence daha adil bir politika olur diye düşünüyorum. Ekonominin bir nebze yavaşlaması KDV tarafından yaz aylarında olumsuz bir etki yapıyor ama turizm güçlü gözüküyor. Oradaki tüketim bunu dengeleyecektir diye düşünüyorum. Her halükarda bu yıl yüksek bir bütçe açığı vereceğiz. Ne kadarlık bir beklentiniz var gayri safi yurt içi hasılaya oranlayınca özellikle? Yani şimdi burada borçlanma limitinin artılması bir soru işareti, bir muğlaklık yaratıyor. Ona tam güvenmiyoruz ama %4 civarı bir. Eğer böyle adımlar atılmazsa deprem harcamalarını da düşündüğümüzde milli gelirin %4'ü civarında belki %5'ine çıkabilecek bir bütçe açığı mümkün gözüküyor. Evet. Bu da oldukça yüksek bir açık aslında bir yandan. Çok çok teşekkür ediyorum verdiğiniz bilgiler için, yorumlar için ve böylelikle İş Yatırım Ekonomisi Dağlar Özkan'ı ağırlamış olduk. Ersoy Erkazancı'ya döneceğiz. Bloomberg KT Dubai temsilcisi. Tek platform, tüm dünya. Philip Capital sunar. Ersoy hoş geldin. Nasıl bir görünüm var Asya'da? Senden de dinleyelim bir kez daha. Gözde merhaba. Bugün Asya'da çok iyimser bir hava vardı. Yemyeşil ekranlar. Amerika artıyla kapattı. Vadeler artıdaydı. Bu da Asya'ya yansıdı. Peki ne etkili oldu? Tabii ki Amerika'dan gelen enflasyon da yavaşlama olması Fed frene basar beklentisi oluşturdu. Sadece bu değil, Çin Başbakanı Li, Çin teknoloji şirketlerinin üst düzey yöneticileriyle görüştü. Orada da şu beklenti oluştu, artık bu teknoloji sektöründeki baskı azalacak. Çin'de bu arada dış ticaret rakamları geldi. Beklenenden kötü rakamlar, Çin ekonomisi yavaşlıyor ama ne zaman kötü rakam gelse yeni bir teşvik paketi olabilir mi beklentisi oluşturuyor. O yüzden de bugün hem Çin hem Hong Kong artıdaydı. Japonya da artıdaydı. Bu arada Sony yükseldi. Goldman Sachs al raporu verdi Sony için. Güney Kore Merkez Bankası da faizleri değiştirmedi. %3,5'ta bıraktı. Bu olumlu hava petrole de yansıdı. Fed frene basarsa talep artabilir beklentisi oluştu. Dolar Amerikan doları değer kaybetti. Zayıf dolar petrole yaradı. Uzandan sonra ilk defa Brent 80 doların üzerine çıktı Gözde. Bugün OPEC ve Uluslararası Enerji Ajansı'nın aylık raporları da gelecek. O da bize biraz fikir verir petrol fiyatları ile ilgili. Son bir notta Kuveyt ile ilgili, Kuveyt Maliye Bakanı 3 ay görevde kaldıktan sonra görevinden istifa etti. Genel olarak toparlarsam iyimser bir hava vardı diyebilirim piyasalarda. Ersoy Erkazancı, çok teşekkür ediyoruz. Tek platform, tüm dünya. Philip Capital sundu. Burada noktalıyoruz efendim. Yatırım Kulübü'nü saat 12'de 30 dakikada tekrar beraber olacağız. Hoşçakalın.